Neredesin oğlum Barbar? Gülayşem. Ya abim yemeğini. Şimdi gelir Barbar. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey var mı? Gülayşem, bir şeyim yok. İyiyim, tamam. Tamam, iyiyim ben. İyiyim. Ya merak etme, sakin olun. İyiyim ben. Geçti aslanım benim. Geçti. Hadi çocuklar. Geçti, tamam. Barbar. İyi misin? İyiyim abi. Aslanım benim. Kurtardın çocukları ha? Ben kurtarmadım. Çocukları da beni de... Çin'i kurtardım. Thank you.
Barbar, Çino bizi kurtardı ne demek lan? Gelin bana. Ne diyorsun oğlum sen, kendinde misin? Gel. Kendimdeyim abi. Kendimdeyim. Ne dediysem o. Çocukları kaçıran itler beni de esir aldı. Çino yetişemez. Ne lan? Çino yetişmesene oğlum. Çino seni niye kurtarsın? Abi bir sakin ol. Bir dinle beni. Lan ne sakin olacak? Abi. 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 Barbaros anlattı işte ne olduğunu. Yaptığım iyiliği sana anlatacak değilim. Barbara. Bu çocukları sen kurtardın. Ben buna inanacağım öyle mi? Lan sen abi. 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 Yapma. Abi yapma. İstemezsen inanma. Yapma. Gel. Gel. Korkma. Korkma. Ali oğlum. Etmen gari. Mübarek iftar sofrasının başında bunca ahalinin arasında yapılacak iş mi bu? Var var. Bu adamın sana oyun oynamadığı ne malum lan? Sizin esir alındığınız yerde bu adamın ne işi var oğlum? Kuzum, güzel kızım. Hadi gel biz senden arkadaşlarının karnını doyuram. Beni yardım et olur mu? Ha? Hadi. Hadi kuzum, acıkmışlardır onlar. Ha? Hadi kızım, tut bakayım elimi. Hadi kuzum, gel 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 gel. Hadi gel kuzum. Çocuklar hadi bakayım siz içeri. Hadi içeri, ben size köfte yapıvereyim. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Çek eline. Abi, abi, sakin. Abi sakin. Bırak Barbaros. Bu hep böyleydi, saman alevi. Seninle değil Çino abisiyle konuşmak istiyor herhalde. Abi. Bak böyle ulu orta ayıp oluyor ama çocuk. Meseleniz varsa gidin başka bir yerde halledin. Düş lan önüme. Konuşacağız seninle, düş. Yürü. Konuşalım, gel. Cemal. Burada kalsınlar. Barbar, Ali'ye mukayyet ol. Tamam, tamam. Konuş, dinliyorum seni. Zıpkın, kapıyı kapat. Barbarla çocukları ben kurtardım diye. Nasıl buldun onları anlat. Madem Barbaros'a kulak asmıyorsun, ona anlattığım şeyleri sana da anlatayım. O çocukların tutulduğu mekan benim deponun yakınlarındaymış, şansınıza. Nereden biliyordun orada olduklarını? Barbaros'u oraya gösteren çocuk benim yanımda çalışıyor. Diğer çocuklara meseleyi anlatırken duyup sordum. Böyleyken böyle abi dedi. Depodan dedi ağlayan çocuk sesleri duyuyorduk. Olayı araştıran polise yeri gösterdim dedi. Biz de devletin polisine bir yardımımız olur diye kalktık gittik. Depoya girdiğimde Barbaros'u gördüm. Ellerini kollarını bağlamışlar, öldüresiye dövüyorlardı. Ne polisi arayacak zaman vardı ne de yardım isteyecek. Konuş! Kimsin lan sen? Ne işin var burada? Konuş! Ecelin. Ecelimiz. Bak bakalım kimmiş.
Polis. Polis misin lan sen? Polis misin? Ne oldu lan? Ha? Polis olmasaydın ezip bırakacaktım. Şansına küs. Yapma! Yapma abi dur yapma! Ne olur! Yapma. Çocuklar bunun da olmaz. Abi ne olur yapma! Abi yapma yapma! Yapma! Abi yapma! Çocukları çıkart öyle yap ne yapacaksın? Kes lan sesini! Şerefsiz çıkart lan çocukları! Kimsin lan sen? Barbaros. Haber aldım, gittim ve yardım ettim. O kadar. Orada Barbaros'un olduğunu da bilmiyordum. Başkası olsa ona da yardım ederdim. Ulan sen çataldan başka kimseye yardım etmedin. Etmezsin. Oğlum bu işte senin bir parmağın abi, var. Yeter. Yeter. Abi bak. Çino ne diyorsa doğru. Yeter artık. Bırak şu adamı. Ne kadar tanıyorsun lan sen bu Çiyan'ı? Kandırıyor lan bu adam seni. Uzatma gari hali oğlum. Ona inanmıyorsan Barbaros'a inan. E böyleyken böyle oldu diyorlar işte sana. Sen niye hala hır çıkarıyorsun? Şükredeceğin yerde, canlarını kurtardı diye minnet edeceğin yerde... bu yaptığın şey olacak şey mi? Aferin kuzuma, aferin, afiyet olsun kuzuma. Ha. Biliyor musunuz çocukları kurtarmış. Sadece çocukları değil, bizim Barbar'ı da kurtarmış. Vay be, ne sağlam adam. İyi ki gelmiş mahalleye. Ne sağlam adam, her zaman gelsin mahalleye. Çocukların hayatını kurtardı, çok iyi adam. Yengem, bana hiç öyle gözlerini pörtletme, ben sen panik olursun diye söylemedim. Neyse ki kurtuldular Cemal abi. Ama bir daha bir şey saklama benden, ne olur. Tamam, söz. Bol bol yiyin, tamam mı çocuklar? Daha çok köfte var. Nasıl yiyorlar? Çok acıkmışlar değil mi? Kim bilir kaç gündür aç çocuklar ya. Of Allah'ım, inşallah bir delilik yapmaz Ali, inşallah. Ablam, Ali abim Çino'ya kin güdüyor ama... Ya bak Barbar da söyledi. Barbar'ı kurtarmış, çocukları kurtarmış. Değişti belki de. Seni de hastaneye o yetiştirmedi mi? Ne bileyim Gül Ayşem, ne bileyim. Ne düşüneceğimi şaşırdım ben. Ulan bir delik etmesi bari. Kız nasıl telaşlandı, baksan ya. Hala çıkmadıklarına göre tartışma devam ediyor. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Amirim bakar mısınız? Buyurun. Ben yardımcı olayım. Şey. Sen Çelik Komutan'ın kızı değil misin? Evet, dinliyorum. Sen Barbar'ın arkadaşı değil miydin?
Öyle sanıyorum. Evet, doğru sanıyorsun, öyle. Ayça kızım, ne oluyor? İyi misin? İyiyim baba, iyiyim. Abi bak, dur diyorum durmuyor. Dinle diyorum dinlemiyor. Bu adamın amacı çocuklara da bana da zarar vermek olsaydı elim kolum bağlıydı, hiçbir şey yapamazdım zaten. Buraya sağ salim gelemezdik abi. Abi. Ben de zerre güvenmem bu adama. Ama Barbar'ın ne diyorsa odur. Kurtardı diyorsa kurtarmıştır. Bu şimdi sana yardım etti ya. Böyle güler yüzünü gösteriyor ya. Bil ki başına bir çorap örecek. Ulan bu herifin yüzümüze güldüğü gece felaketimiz olmadı mı lan bizim? Benim sana kendimi inandırmak gibi bir derdim yok anne. Baba! Ha, ne oldu? Gördüğün gibi eski Çino değilim artık. İnan yaptığım her şeyden pişmanım Ali. Çatal yüzünden. En az sizin kadar ben de ondan nefret ediyorum. Bana bunları yaptırdığı için. Kızma artık babama. Kimse kızmıyor kızım. Konuşuyoruz amcalarla. Gidelim baba. Gidelim. Hadi eyvallah. İyi akşamlar. Tamam abi, boş ver, boş ver, tamam. Bana bak Ali. Ben nasıl doğrunun yanındaysam yanlışın da karşısındayım. Sen bu işte haksızsın. Barbar acar polis. O şüphelenmiyor da sen niye şüpheleniyorsun? Abi kusura bakma. Hacı amca haklı. Yani bu adam şüphelense abi o adamın işini bitirirdi orada. Abi, çocukları kaçıran adam nezarette zaten, şubede. Eğer şüphelendiğin gibi bir durum varsa konuştururuz, sıkıntı yok yani. Barbar. Hadi canım eve gidelim, yüzümü temizleyelim hadi. Ali benim de bu işin de peşini bırakmayacak. O belli oldu. Onu ikna etmek için çaba sarf etmeye gerek yok. Beni benim kadar iyi tanıyor. Ama yanındakiler, Barbaros, karısı, kardeşleri. Onların onlarla aynı safta olduğumu düşünmeleri lazım. Mazide yaptığım şeylerden pişman olduğumu. Yani Çatal'dan en az onlar kadar nefret ettiğimi düşünmeleri mühim. Hem de çok mühim. Seni, Çatal'ın sağ kolunu yanımda yöremde görürlerse bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Değil mi Pamir? Yani ne demeye getiriyorsun abi? Ali illaki buraya gelecek. Gölge gibi takip edecek beni. Kolay kolay pes etmez. Sen buradan çıkma bir süre. Burada takıl. Yamyam her türlü ihtiyacını karşılar.
Sonra peki? Abi hayatım boyunca bu delikte fare gibi saklanacak değil mi? Ben 15 yıl dört duvar arasında nasıl sabrettiysem... ...Ali'yi çukura gömene kadar sen de sabredeceksin Pamir. Ali şimdiden yanındakilerle kavga etmeye başladı. Attığım her adımda sevdikleriyle arası iyice bozulacak. Yakında karısı bile şüpheyle bakacak ona. Bir adamı yavaş yavaş öldürmek istiyorsan onu yalnız bırakacaksın. Yapayalnız. Gözümün önünde günden güne bitip tükenişini izleyeceğim. Sıkalım kafasına kim vurduya gitsin abi. Neyle uğraşıyoruz? Bu onun için çok kolay bir ölüm olur. Anlamıyorsun. Bir gün değil, her gün ölecek. Benim cezaevinde öldüğüm gibi. Ha, vakti geldiğinde o son darbeyi de indireceğim tabii. Çino şeytanın ta kendisi. Kimse onun kadar iyi yalan söyleyemez. Bu herif bu mahalleye taşındı, çocuklar kaçırıldı. Barbar çocukları kurtarayım derken zora düştü. Bu adam ortaya çıktı. Tesadüf mü lan bunların hepsi? Kafa mı buluyorsunuz siz benimle? Abi, tamam haklısın diyelim, eyvallah. Nasıl ispatlayacağız abi? Karşımda durmayın. Biriniz beni anlayın yeter. Bakın ben o şerefsize ne yapıyorum o zaman? Ne yapacaksın Ali? Ne yapacaksın? Bu kadar dert arasında bir de seni mi düşüneyim? Abi ben barbar gibi düşünüyorum. Oturalım oturduğumuz yerde. Boşa konuştun mu lan bu zamana kadar ben size? He? Korkuyorsam bir bildiğim var. Korkuyorsam sizin için. Yalan söylüyor bu it. Ben de mi yalan söylüyorum abi sana? Heh. Bak Çino'nun söylediği her şeyi birbirini doğruladı abi. Herifin mekanının yanındaki mekandaymış bizim çocuklar. Bu yamyam yok mu? Bana çocukların olduğu yeri fısıldayan. Bu Çino'nun adamıymış abi. Yanında çalışıyormuş çocuk. O çocukları kaçıran şerefsizler de sorguda her şeyi ötmüşler. Biz kendi hesabımıza çalışıyoruz. Ne Çino'yu ne de Çatal'ı tanırız demişler. Sen daha ne istiyorsun ben anlamıyorum ki. İçimize sokulmadan yılanın başını ezmek istiyorum barbar. Daha evvel de yardım eli uzatıp yanımıza kadar sokulmadı mı lan bu yılan? He? Yüzümüze gülüp gözümüzü yumduğumuz an Gülayşe'yi koynumuzdan söküp çalmadı mı lan? Ne diyorsun abi sen? Unuttunuz mu lan o kara geceyi? Zıpkın! Mercan unuttunuz mu? Sahip çıkamadık Ali. Sahip çıkamadık Gülayşe'mize. Nasıl anayız, nasıl babayız biz? Uyamadım lan o Çino'nun gözüne. Nasıl abiyim lan ben? Çatalı götürdü Gülayşe'yi. Alamayız daha elini. Alsın köksüzler Gülayşe'yi, alsın. Gülayşe köksüzlerin, Gülayşe sabitin. Kurtaracağız. Gülayşe'yi Çatal'dan kurtaracağız Mercan. Nasıl kurtaracağız? Çatal'ın eline düşeriz hepimiz. Yakalanmadan nasıl kurtaracağız Çatal'ın elinden Gülayşe'yi? Zıpkın Çatal'ın mekanı gözlüyor. Tenhalaşınca haber edecek. Bir yolunu bulup Gülayşe'mizi kurtaracağız. Yemin olsun size, Gülayşe'yi geride bırakmayacağız. Lan Çino yüzünden Gülayşe'mizden oluyorduk biz lan. Çino beni sizden kaçırıp Çatal'a mı verdi? Benim niye onun gırtlağını sıkmak istediğimi anlıyor musun Gülayşem? Bundan işte. Sıkmayacaksın abi. Kimsenin gırtlağını sıkmayacaksın. Ben Çino'yu affettim. Ben affettim Çino'yu. O benim çocuklarımın canını kurtardı, barbarımın canını kurtardı. Bana her ne yaptıysa ben onu affettim. Hem değiştim diyor. Belki de değişmiştir gerçekten. Olamaz mı? Ha? Bunca yıl hapis yatmış çocuğuyla bir başına kalmış bir baba artık o ya. İnsan değişmez mi? Değişmez mi diyorsun Kara? Kara geçmişte neler yaptı Sultan sen? Pişman değil misiniz yaptıklarınızdan? Siz değişmediniz mi? Ha? Belki de değişti abi. Belki de gerçekten değişti. Ali Çino'ya hiçbir şey yapmayacağım. Unutacağız gidecek. Ali oğlum. Bak
Bak çocukların canı yerinde, Barbaros yanımızda. Bize şükretmek düşüyor gari. Çin o canımızı yakacak, anlamıyorsunuz. Ama o bizim canımızı yakmadan ben onun yüzünü göstereceğim size. Ali nereye gidiyorsun? Hava alacağım biraz. Kimse gelmesin. Sabit de gidiyor. Sen nereye Sabit abi? Vakıfta çocukların yanında kalacak Sabit. Çok korktu onlar. Orada kalayım. Baba seninle konuşmamız lazım. Bilmen gereken şeyler var. Kara ve Sultan'la ilgili. Onlar sandığın gibi insan değil baba. Ayça. Dükkanda istediğin gibi at koşturamadın. Gelip bana şikayette bulunuyorsun şimdi. Ne yapmış olabilir onlar sana? Ha? Tamam. Sultan biraz dik başlı. Kara da öyle. Ama sen de öylesin be kızım. Ve onlara patronluk taslıyorsun. Gözümden kaçtı mı sanıyorsun? Baba, bak onlar düşündüğün gibi insanlar değil. Yeter! Ya yıllar sonra bir mucize olmuş. Torunuma kavuşmuşum. Abuk subuk şikayetlerle beni üzmeye çalışıyorsun be kızım. Şu hasta kalbim 40 yılda bir ferah kavuştu. Yapma Allah aşkına, yapma. Ayça'm, kızım. Kara, Sultan, hepsi. Yusuf'umuzun ailesi o insanlar. Bizim Yusuf'a bağımız nasıl kandansa onlarınki de candan. O kadar çok seviyor ki hepsini o çocuk. Gel burada bizim yanımızda kal dedim. Onu bile istemedi. Bak. Eğer o insanları üzersen ablanın sana emanetini, Yusuf'u da üzmüş olursun. Yapma kızım, yapma. Ha? Benim güzel kızım. O benim güzel kızım. Ha? Gel. Ah. Seni son kez uyarmaya geldim. Ailemden uzak duracaksın. Yazık. Halbuki aklın başına gelir de kapıma gelip bana teşekkür edersin diye bekliyordum. Ne diyorsun yani şimdi sen? Karım fenalaştığında hastaneye götürmemeli miydim? Ya da barbarın kafasına silah dayandığında bana ne deyip basıp gitmeli miydim? Sakın. Sakın bana iyi oynama. Onlar senin taktığın maskeyi görüyor sadece. Ama ben içini... Ciğerini görüyorum Çino. Gözüm üzerinde. Eğer tek bir yanlışını görürsem... Bak beni de yorma, çeneni de yorma Ali. Her şey olacağına varır. Şurada ne yazıyorsa o. Kadere mani olabilseydik inan ben mani olurdum. Yıllarımı dört duvar arasında geçirmezdim. Sana da diyeceğim o. Kaderinde ne varsa sen de onu yaşayacaksın. Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? Ne yaşayacakmışım? Allah bilir Ali. Allah bilir. Rahat bırak artık babamı. Tamam kızım bir şey yok konuşuyoruz. Sofra hazır mı? Tamam hadi geç geliyorum. Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Olmadı işte Gülayşem. Bak yanındayım. Ama bugün bir an
O depoda öleceğim sandım vallahi. Çok mu korktun? Hı? Ölmekten korkmadım. Seni bir daha göremeyeceğim diye korktum. Polisliğe bıraktığında içimden... Oh, en azından artık tehlike yok dedim. Şu başına gelene bak ya. Kızım, tehlike benim göbek adım. Ben o göbeği adını unutturum he. Yavaş kız. Acı. Allah Allah ya. Allah bize helal yaşlanmayı nasip etsin Barbar. Amin Gülayşem, amin. İnşallah görürüz o günleri. İnşallah. Öyle 100 yaşına gelirsin sen. Suratın buruş buruş olur. İki büklüm otururuz karşısında. Ben de sana seni hala çok sevdiğimi, sana çok aşık olduğumu söyleyebilirim. İnşallah. Söyler misin gerçekten? Söylerim tabii. Söylerim tabii de Gülayşem, yani takma dişlerim ağzımdan fırlamazsa tabii. O zaman söyleyebilirim. Ali abim duysa kızacak ama Çino'ya hayatını borçluyuz Barbar. Neyse, benim çok uykum kaçtı ya. Sonra kadar film izleyelim mi? Olur, izleyelim. Senden mi, benden mi? Benden. Korku filmi ama. Of. Gene mi ya Gülayşem? Evet. Ya zaten yeterince gergin bir hayatımız var. Korku filmi ne Allah aşkına ya? Sen korkuyorsun değil mi korku filminde? Ne korkacağım Allah Allah, korkacakmışım. Sana en korkuncunu seçeyim de. Hayır. Dur, dur. Ben seçeceğim. Al. Ben seçeceğim. Al. Ulan kimse bana inanmasa, bir başıma da kalsam çıkaracağım ikine pazara. Hadi lan, gidin siz de. Ne olan yan yan? Vaz mı geçtin sopandan? Yakacaksın. Doğru diyorsun. Yakarsam kafanızda nasıl kıracağım?
Ali. 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 Ver canım. Hayırdır bu saatte? Seni de benim gibi uykumu tutmadı? Yok be Allah. Ali gitmiş. Allah Allah. Bu saatte nereye gider ki? İnşallah aklıma gelen yere değildir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kapalı. Of. Kuzum. Dün akşamdan canım çok sıkkındı ya Ali'nin. Peki dolaşıp hava alacaktır. Seni de kaldırmaya kıyamamıştır. Sen de biliyorsun Ali'yi hala. Kanının ne deli aktığını sen de biliyorsun. Çin o yüzünden başını belaya sokacak diye korkuyorum. Hayır söylüyorum laf da dinlemiyor ki. Çin o yüzünden çok eziyet çekmişsiniz değil mi eskiden? Ali'nin öfkesi belli ki bundan. Ama dediğini göre Çinut nedamet getirmiş ya. Ali'nin neden öfkelendiğini bilir, geri durur. Ha? Kendi demiş ya zaten, kötülük eden bendim, siz haklısınız diye. İçimde kötü bir his var. Yani inşallah sen haklısındır da. İnşallah Çinut yüzünden başını belaya sokmaz Ali. Ne oluyor lan? Allah kahretsin. Söyle. Alo. Abi Ali burada. Ya Mian fark etse haber ederdi. Belli ki gizlice girmiş içeri Ali. Aranıyor gibi dolanıyor deponun içinde. Abi. Orada mısın? Sakin ol. Onu oradan çıkaracağım. Yeter lan. Hadi gidin içinize. Thank you.
Hayır. Pamir Baba, sana diyorum. Duyuyor musun? Alo Pamir Baba. Alo. Abi duyuyor musun beni? Girin içeri, kontrol edin. Alo Pamir Baba. Pamir Baba, duyuyor abi. Amirim, uydu kaldı herhalde. Yani yanlış haber aldınız belli ki. Yani çünkü burada bir hırsızlık olamaz. Depoya girse görürük biz. Değil mi lan? Evet abi. Tamam, bir kontrol edelim de. Emin olalım, bakalım. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var abi burada? Öyle elini kolunu sallaya sallaya her yere girebileceğini mi sanıyorsun? Var var. Abi, polisler dışarıda. Her yeri arıyorlar. Hırsızlık ihbarı almışlar. Ne yapıyorsun? Çıkış biletimizi ayarlıyorum abi, yakalanırsak diye. Hadi.
İçerideler. Şuradan savaşalım hadi. Hadi abi. Durun polis! Kaldır elleri, kaldır! Görüyorsun valla, hala yok ortada. Ya merak edeceğimi biliyorsun, telefonun niye kapalı? Mercan'ım, kızım acık hayra yor, her şeyi de kötüye yorma. Abla, Ali abim de mi yok? Barbar da mı yok? Yok. Ana. Nereye giderler ya? Sabah sabah aradım, telefonu da kapalı. Ah be Ali. Ah be Ali. Ya beni bu halde böyle bekletiyorsun ya. Sen gel, ben sana soracağım. Tamam, sen sakin ol. Stres olma sen şimdi. Bir dur bakalım. Olacak iş mi? Arasana bir daha. Arıyorum oğlum, kapalı. Ya abimle beraber civardaydık. Sizin telsizden bir hırsızlık ihbarını duydum. Gerçi ihbar asılsızmış. Girdim içeri baktım, şüpheli bir durum yok. İzinli gününde bile beladan uzak duramaz. Barbar komiserim. Kusura bakmayın komiserim. Cüzdanınızda yanınızda olmadığı için biz bilemedik. Yok yok, sorun yok. Siz görevinizi yaptınız. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin beyler. Eyvallah. Gidiyorlar. Barbar. O geldi. O kurtardı Ali'yi. Barbar mı? Demek vakti geldiğinde Barbar'ı da yıkmamız gerekecek. Neyse, Ali seni görmedi ya, önemli olan o. Elini kolunu sallayarak benim mekanıma giremeyeceğini öğrenmiş oldu. Sakin ol. Ah be Ali. Öfke insana ne büyük aptallıklar yaptırıyor. Cemal. Biraderim sağ ol. Tam zamanında yetiştin. Ne diyorsun be aga ya? Laf olmaz. Her zaman. Biri vardı odada Barbar. Bak o odada biri vardı. Sadece oranın kapısı kilitliydi. Abi. Ne yapıyorsun ya sen? Allah aşkına ne yapıyorsun sen ya? Ya odadan ses duydum Barbar. Sana odadan ses duydum diyorum. İçeride önemli bir şey saklamasalar ne işi var o kale kapısının orada? Abi. O odada hiçbir şey yoktu. Ya sen kendi başına niye afiyelik yapıyorsun ya? Özel mülke izinsiz girmekten nezareti boylayacaktık az da, haberin var mı? Bırak şu kinini. Düş şu adamın yakasından. Barbar. Bak abi. Abi. Yapma. Yapma abi. Mercan'ı düşün, doğacak çocuğunu düşün, yapma. Yonca, ne yapıyorsun kızım sen? Senin telefonun çalınca uyandım. Hayda. Annem değil, annem tilki uykusu uyuduğumu söylerdi. Ver bakayım bir yanak. O çocukları ve abiyi kurtardığın için akşama bir yemek hak ettin sanırım. Sen yemek yapmayı da mı biliyorsun? Oo, ben daha neler biliyorum ki. Yemeği de... Temizliği de annem hastayken. O dün geceki adamsa zarar vermek mi istiyor? Kimse babana zarar veremez kızım. İlacın nerede? Çek kızım. Tamam, geçecek. Geçecek. Gel. Gel otur. Otur. Tamam. Hiç korkma, tamam mı? Ben hep senin yanındayım. Annem de öyle diyordu ama gitti. Sen söz ver. Söz? Şeref sözü.
Hayırdır sabah sabah? Cevap versenize. Ne bakıyorsunuz? Hı? Neredeydiniz? Ya Gülayşem, takıldık erkek erkeğe. Ne var? Allah Allah. Erkek erkeğe takıldınız ha? İyi. Var var. İşte biz de 9 doğurduk burada. Neredeler acaba diye. Telefonlarınız da kapalı. Gülayşem, hadi gel biz yukarıda odada konuşalım. Konuşalım Barbar Bey, konuşalım. Neler oluyor Ali? Neyin var senin? İyiyim. Bir şeyim yok Mercan'ım. Niye telefonun kapalı o zaman? Niye arıyorum, ulaşamıyorum? Biraz uyuyacağım. Yorgunum. Ali. Yine ona gittin değil mi? Çino'ya. Bulabildin mi bir şey bari? Başını belaya sokmadın değil mi? Dolandım Mercan'ım. Böyle sadece dolaştım. Ali, ben de biliyorum bize neler yaptığını. Ama çok zaman geçti üstünden. Hapis de çekti cezasını. Belli ki eski Çino değil artık o. Dünya güzeli de çocuğu var. Gülayşe de bizim çocuğumuzdu. Unutamıyorum ki Mercan. Yavaş. Gülayşe burada değilse? Çatal neredeyse Gülayşe de oradadır. Zıpkın nerede? O dışarıda erkete yattı. Hadi Gülayşe'yi arayalım. Ali, Gülayşe burada. Gülayşe yok. Yok. Kimse yok. Ne oldu var burada? Eve hoş geldiniz. Açın lan kapıyı. Açın lan. Lan kapıyı açın. Açın kapıyı, açın. Yakal anne. Allah kahretsin. Alo, kime diyor? Yakal anne. Lan kapıyı açın. Kim ediyor? Alo, kim ediyor? Alo, kim ediyor? Açın. Çatal haklıymış. Ona ait olan er geç ona geri dönermiş he. Lan Çino, kapıyı aç lan. Kim ediyor oğlum? Gelsene lan karşıma. Gel lan karşıma. Gel lan göze gözüme gel. Nasıl unutulur? Ha? Unutma Ali. Ama bağışla. Yonca için bağışla. Bizim bebeğimiz için bağışla. Bak sen de yakında babacığım. Bugün doktor kontrolümüz var. Ultrason yapacakmış. Bebeğimizin kalp atışlarını duyacağız. Bundan daha güzel, daha huzurlu bir şey var mı? Bizim huzura en çok ihtiyacımız olan zaman şimdi. Huzurumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim. Üzülme Mercan'ım.
Sen dinlen biraz, uyu. Evrimini tamamladıysan günaydın canım. Günaydın Aşko. Oh. Hadi kalk artık. Aha, mesaj geldi. İnşallah Sarı'dındır. Affetti gibi beni bu aralar. Ayça'ymış. Ayça teyze oğlum, Ayça teyze. Ayça deme artık şu kıza. Ayça teyzesi. Konuşmamız lazım, önemli bir durum var. Ne ki oğlum bu kadar önemli sabah sabah? Bilmiyorum. Tuhaf. Max, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kesin seninle miras mevzusunu konuşacak ha. Görürsün. Cadı oğlum senin bu teyze. Vallahi oğlum benim parada pulda gözüm yok. Aklım da yok. Ben dedemi buldum ya. Sen ne dedin az önce? Hı? Ne dedin? Cadı dedim. Hı, cadı. He cadı. Sen benim teyzem hakkında nasıl cadılı mı? Yavaş. Ha? Nasıl cadı dersin? Ha? Sen nasıl boğarım? Seni oğlum. Boğarım ha. Teyzem. Vay kalleş vay seni. Vay kalleş. Cadı teyze için kardeşini zaten kalleş zıpkın ha. Koçum beni. Hala cadı diyorsun. Sen nasıl konuşuyorsun? Ha? Nasıl? Oğlum bak boğarım seni. Lan tamam. Boğarım bak. Tamam git tamam. Cadım adı değil teyze kuzusu seni. Tamam. Cadım adı değil, güzel kız tamam, hoş kız. Bayağı hoş kız. Şişt, sen benim teyzem mi öyle? Yok canım, ne alakası var? Sen benim teyzem mi canım? Oh. Sen benim teyzem mi? Ha, boğar. Teyzem. Oğlum! Acıdı, burnum acıdı. Aa! Bırak, ısırma kafamı! Mercan! Aa, Mercan! Mercan! Ah, bismillah. Haydi bakalım. Aa bak. Ver ablam. Haydi. Ya. Ya biz bu dükkanı niye sabahın köründe açıyoruz? Ramazan değil mi? Kim gelecek köfte ekmek yemeye? Ay. İftara kadar anca yetiştiririz. Anca. Şaka mı? Daha 1000 saat var ya iftara. İşte Sultan. Sen de 1000 saatte anca toz alırsın zaten. Haydi. Hadi çocuk gibi didişmeyin. Haydi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Abim sana çok kızacak ya benden söylemesi. Sahurda ayaktaydın, şimdi dışarıdasın. Hiç dinlenmiyorsun ki sen. Vallahi bu konuda doğru söylüyor. Sen kalsaydın evde biz açardık dükkanı. He. Ya hamileyim hamile. Hasta değilim ben. Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Konuşmak istiyorum da biraz sizinle. Müsaitseniz tabii. Yusuf. Kolay gelsin abici. İyi günler. Hayırdır? Şey. Ayşe ne oldu? Dedemle ilgili bir sıkıntın var. Konu babam değil. Sen bir gelsene. Gel gel.
Gel. Ayça ne oluyor? Kara ve Sultan. Ne olmuş Kara ve Sultan'a? Nasıl diyeceğimi ben de bilmiyorum aslında. Sen atıştın onlarla değil mi? Belli. Atışmışsın onlara. Bak Sultan biraz ters bir kız. Tamam mı? Kara desen dilinin ayarı yok. Yani iyi niyetli insanlar ama ya. Alışırsın zamanla ne yapayım? Takma o kadar. Bak. Söyleyeceğim şeyler deli saçması gelecek biliyorum. Başta ben de inanamadım. Ama sonra düşününce onların nasıl insanlar olduğunu düşününce bunu yapabileceklerine kanaat getirdim. Ayça. Mesele ne? Mesele. Mesele şu. Sen mi cana kıydın? Ben de kıydım. Can değildi onlar Kara. Canavardı. Yaratıktı hatta. Sonucu değiştirmiyor ki Sultan. Sen Çatal'ı öldürdün, ben Menderes'i öldürdüm. Ne? Kardeşim dediğin insanların nasıl insanlar olduğunu gör işte. Seyfi kaydetmese hiçbirinden haberimiz olmayacaktı. Seyfi mi? Seyfi. Nasıl kayda aldı bilmiyorum ama almış işte. Taşındıktan sonra gönderdi bana da. Sen bana ablamın emanetisin. O katillerle aynı ortamda bulunmana asla izin vermem. Dedemin haberi var mı buradan? Yok. Üzülmesin diye bir şey söylemedim ama şimdilik. Ama şimdilik. Hadi güzelim. Zıpkın oğlum. Ayça kızım. Kahveye gidiyordum da sizi yedim böyle. Hayır olsun inşallah. Bir mesele mi var yoksa? Yani işi varsa evde konuşsaydınız ya. İyi günler. Zıpkın oğlum. Değerli niye oluyor? Ya bu kız bir cins Hacı amca ya. İşte dedemle tartışmış, bana şikayet ediyor. Bir konuşsana diyor. Sinir etti beni biraz. Konuş evladım, konuş. Baba kız dargın kalmasın. Ha şu mübarek Ramazan. Konuş. Haklısın hocamcığım. Allah kabul etsin Hacer'e. Amin Halim, sağ ol. Hayırdır? Uyuyakalmışım ben. Mercan da beni uyandırmadan dükkana kaçmış. Bak bu iki canlı oluşuna. Her şey yetişiyor maşallah. Vallahi kızacağım bu sefer Hacer'e. Daha yeni hastanelik oldu. Biraz dinlenmesi lazım ya. Erkek tayfası uyandı mı? Yok, nerede? Uyuyorlar hala. Yuh. Ha? Şşş! Kalkın lan aylaklar! Hanımlar bizden önce kalkmış, iş başı yapmış. Siz hala kös kös yatıyorsunuz. Hadi köfte ekmeğe çıkacağız, hadi. Ejderhayı da hazırlayacağız. Oğlum sen odada değil miydin? Nereye gittin? Ben Sari'nin yanındaydım. Ona uğradım diye. Karayla Barbara da uyandır, hadi. Kara, şş, uyan oğlum. Kara kalk. Kara uyan, uyan. Ya uyanmayacağım ben bugün. Kısal beni be. Oğlum uyansana. Ne, ne? Oğlum Ayça biliyor. Seni biliyor, Sultan'ı biliyor, Çatalı, Menderes'i, hepsini biliyor oğlum. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl biliyor lan? Bağırma oğlum, bağırma. Bak kimse duymasın diye sessiz sessiz konuşuyorum burada. Bütün mahalleye duyuracaksın ha. Oğlum, bak şaka falan yapmıyorsun değil mi lan? Sen kafaya mıydın oğlum? Böyle bir şeyin şakası mı olur? Nasıl öğrenmiş olabilir oğlum? Ses kaydı almış. Seyfi, senle Sultan konuşurken. Anne. Böcek yerleştirmiş. Böcek yerleştirmiş eve it. Her şey beklenir bu heriften, her şey. Ne yapacağız?
açıp polise gitmeden ses kaydını almamız lazım ondan. Oğlum verse zaten sana verir de nasıl alacağız? Bilmiyorum. Bağırttırma beni. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum, hadi kalk. Kalk, hemen giyin, evden çıkmamız lazım. Hadi. Hadi hemen kalk. Sen mi cana kıydın? Ben de kıydım. Can değildi onlar Kara. Cana vardı. Yaratıktı hatta. Sonucu değiştirmiyor ki Sultan. Sen Çatal'ı öldürdün, ben Menderes'i öldürdüm. İşleriniz nasıl? Kazanabiliyor musunuz? İdare ediyoruz şükür. De niye soruyorsun? Yok, malum ticaret zor iş. Yeteri kadar tecrübemiz var. Sen gece rüyanda bizi mi gördün? Hayırdır? Ne diye sabahın köründe hal hatır sormaya geldin? Açıklayayım. Ben size yardım etmek istiyorum. Yani tabii eğer kabul ederseniz. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Bundan sonra sizden yarı kira alacağım. Yarı kira? Neye yarı kira alacağım? Ne demek istiyorsun sen? Ben bu dükkanı satın aldım. Ne? Ne? Yanlış anlamayın. Tamamen yatırım amaçlı. Gayrimenkul her dönemde iyi prim yapar. Siz dükkanı yeni açtınız, eviniz kira, borcunuz, harcınız çoktur. Yani kendinizi toparlayana kadar yarı kira verseniz kafi. Bu zamanda yarı kira. Vallahi ben olsam kaçırmazdım. Sultan! Sen niye bize kimsenin etmediği iyiliği yapmak istiyorsun? Görüyor musun zıplını karayı? Ulan köfte ekmeye gideceğiz dedik, arazi oldular. Sabit de vakıf da. Abi Ramazan ya, müşteri az diye. Biz hallederiz diye düşünüp arazi oldular tabii. Ne ağzı barbarım ya, Sultanahmet'teki turistler ne gibi duruyor? Doğru diyorsun gerçi. Yani. Ne oldu abi? Lan ne köftesi, ne ekmeği oğlum? Mercan'ın doktor kontrolü vardı. Dükkanda buluşacaktık biz onunla. Lan oğlum bu Çino bende var ya, akıl makıl bırakma daha barbar. Abi Allah aşkına ne derse diyorsun bunu ya. Ben ejderhayı sizden önce ayarlarım. Siz de Mercan ablamla hastaneye gidersiniz. Tamam. Alo oğlum. Hacı amca buyur. Bakmıyor. Hacı konuşalım mı seninle? Mercan bekliyor ya hacı amca beni. Mercan bekliyorsun. Hacı konuşalım seninle. Abi hadi. Geçmişim günahlarla dolu. En büyük kötülüğü de size ettim. Ali'ye, sana Merşen, Zıpkın'a, Kara'ya, Sabit'e. En çok da Güleş'e. İnanın en az sizin kadar nefret ediyorum Çatal'dan. Seni ona ellerimle teslim ettim. Bu hala yüreğimde yaradır. Niye buradayım sanıyorsun Mercan? Niye burnunuzun dibinde bu mahalledeyim? Günah çıkarmaya çalışıyorum. Ben öldükten sonra kızım arkamdan babam iyi adamdı diyecek. Kararlıyım. Varsın Ali beni anlamasın. Akşamları kapıma dayansın, yakama yapışsın. Ama değiştiğimi o da anlayacak. Ali yine senin kapına mı dayandı? Önemli değil. Kusura bakma. Ben özür dilerim onun adına. Aslında hiç kira almak istemiyorum sizden. Ama Ali yanlış anlar. İsterseniz aramızda kalabilir. Yok. Ben Ali'den gizli iş yapmam. Kirayı olduğu gibi ödeyeceğiz. Ayrıcalık istemiyorsun. Ayça. Ayça, dur lütfen. Biliyordum. Biliyordum, bana bir...
boş numarası yaptın değil mi? Ne kadar aptalım ben sana Ayça, inandım. Ayça bak sen bizim neler yaşadığımızı, neler olduğunu bilmiyorsun. Yapma. Ben sonuca bakıyorum Yusuf. Bak biz bunların sonuçlarını da bedellerini de yıllarca ödedik. Hepimiz ödedik. Yapma. Haydi ver. Vereceğim. Vereceğim ama polise vereceğim. Teyze. Teyze ne olur yapma. Bak sadece karıyı değil vallahi beni de yakarsın. Bak bu çocuk benim ailem. Bu çocuk benim kardeşim, can dostum. Bu çocuk benim her şeyim. Yapma lütfen. Senin tek ailen biziz Yusuf. Ben ve babam. Ayça. Ses kaydını ver dedim. Çık elini, bağırırım burada. Sana o ses kaydını veren çocuk dolandırıcının önünde gideni. Ses kaydı sahte, montaj. Öyleyse bile polisin elinde bunu ortaya çıkaracak teknoloji vardır herhalde. Daha modern bir tip olduğunu düşünmüştüm. Yani telefon varken notla ulaşmak. Cebimde hala kumaş mendil taşıyorum, unuttun mu? Yani telefonunu da bilmiyorum henüz. Neden konuşmak istedin benimle? Yonca evde yalnız, bu aralar alerjik astımı da tuttu. Ben doktor değilim ki. Doktor olsan hastan çok olurdu. Acil işe gitmem gerekiyor da henüz bakıcıyla falan da anlaşamadım. Zaten anlaşsam Yonca çoktan kaçırırdı. Onunla birkaç saat ilgilenebilir misin diyecektim. Ben mi? Biliyorum. Abin duysa kıyameti koparır ama inan başka çarem yok. Onu o depoya götürsem kirden pisten kız iyice tıkanır. Peki annesi nerede? Öldü. Ben çok özür dilerim, bilmiyordum. Neyse, ben hata yaptım. Hayır, hayır, tamam. Ya ben çok evcimen bir tip değilimdir. Çocukları da pek sevmem. Ya kaldı ki onlar da beni sevmez zaten. Yonca da tam bir baş belasıdır. İyi anlaşacağınıza eminim. Ha? Geçmişte bu Çino acı yaşattı size. Kabul. Ama en büyük kötülüğü ettiği Gülayşe'miz bile ben onu affettim diyor. Hem ne dedim ben geçen gün mahpustam için? Mektebi Yusuf demedim. Tövbe etti. Belki ıslah oldu mahpustamında. Ya iyi de Hacı amca. Burada burnumuzun dibinde ne işi var? Huzur arıyorsun demiş ya. Biz de bir çatı. Huzur için gelmedik mi buraya? Hay ağzına sağlık Hacı amcam ya. Konuş, konuş. Yalnız bırak artık babamı. Tamam kızım, bir şey yok. Konuşuyoruz. Ali, ben de biliyorum bize neler yaptığını. Ama çok zaman geçti üstünden. Ya biz de çekti cezasını. Belli ki eski Çino değil artık o. Dünya güzeli de çocuğu var. Sen inanmıyorsun desen de. Barbar gözüyle gördü Çino'nun yaptığı iyiliği. Ya sen Ali? Sen bu adamın bize yaptığı bir kötülüğü gördün mü? Hı? Tamam. Hacı amca. Düşüneceğim. Dediklerini düşüneceğim. Hadi bakalım. Yolumuzdan alıkodum sizi. Estağfurullah. Eyvallah Hacı amca. Hadi kolay gelsin. Uğurlarız. Allah'ım niye inat ediyorsun ya? Niye inat ediyorsun? Çin'e dükkanı satın aldı diye dükkandan mı çıkacağız mı yani? Adam belli ki bize iyilik etmek istiyor, destek olmak istiyor. Hayatta olmaz. Ali zaten burnundan soluyor. Üstüne gitmesin diye zor tutuyorum. Ya belki tamam Çin'e bize iyilik yapmak istiyor ama Ali duysa çok kızar. Ya
Ne duysam kızarım? Ablam diyor ki ben pazar günleri de dükkanı açayım diyor ama senden çekiniyor hani sen yoruluyorsun diyor ya. Bak şimdi gittiğimizde seni doktora şikayet edeceğim. Madem beni dinlemiyorsun belki doktorunu dinlersin. Bu ne Mercan? Hadi gidelim yeğenimi görelim hadi. Sen de mi geleceksin kız? Tabii ki ben de geleceğim. Kız daha çok küçücüktür, bir şey anlaşılmaz. Olsun küçük müçük. O halasının, teyzesinin, ablasının bir tanesi o. Değil mi Barbar? Tabii ya. O bizim kıymetlimiz. Hadi o zaman. Haydi. Gidelim. Ama Gülayşen ben ejderhalerle köfteleri hazırlamam. Barbar. Köfte mi yeğenin mi? Yeğenim tabii canım. Biz de geliyoruz. Hadi. Hadi o zaman gidelim. Az bekleyin de Hacer Hanım gelsin ondan sonra beraber çıkarız. Ben de bunları bitirivereyim. Ben de yardım edeyim. Biraz şunları yerleştir şunu. Ali yüzünden babam yıllarca huzur bulamadı. Artık Ali Efendi de huzur bulamayacak. Barbar sağlam çocukmuş yalnız. Dereyağından kıl çeker gibi çekmiş almış polisin elinden Ali'ye. Aferin. Çatala dua etsin. Ondan miras bize bu zeka. Abi içeri girecek, beni görecek diye ödüm koptu ya. Hayır, bir şey değil de görse yani vurmak zorundasın yoksa o seni vurur. Ne düşünüyorum biliyor musun Pomer? Bence babamı Ali öldürdü. Ama emin olmak zorundayım. Tetiği çektiğimde namlunun önünde doğru kişi olmalı. Çataldan nefret ettiğime ikna alır. Senin anlayacağın, seni bir daha benim yanımda görmemeleri lazım. Hayrola komutan? Nereye böyle? Damat gibi de hazırlanmışsın. Çiçeğin de elinde. Çok mu belli? Ne belli? Belli falan değil. Aksine belirsiz. Hayat sürprizlerle doludur. Her an her şey olabilir Kadir Bey. Hadi bakalım. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Hacer Hanım. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Yok yok. Soğandan. Soğan doğruyor mu ondan? Hay Allah. Ben de ağlıyorsunuz. Biri sizi üzdü zannetti. Yok evvelden hazır edelim de dolaba koyayım dedim soğanları. İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Ana sümbü mü getirdiniz? Evet. Pek severim. Ha, ben de, ben de. Peki anlamını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Baharı ve yeni başlangıçları müjdeler. Ha, dükkanı yeni açtık, ondan getirdiniz. Yok, ben bunu size getirdim. Öyle mi? Evet. Ana. Mis gibi de kokuyorlar. İçim açıldı. Evet. Ayakta kaldınız. Buyurun geçin, tamam, geçin. Olur. Şöyle oturun. Tabii, geçin. Tabii. Buyurun Hacer. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben.
Yalnızlık çok zor değil mi Hacer Hanım? Dükkanda bu saatte müşteri olmaz. Yani çocuklar birazdan burada olurlar zaten. Evet. Yani ben aslında dükkanda yalnız kalmanızdan bahsetmedim. Evde, evde hele hiç yalnız bırakmıyorlar. Her odadan bir ses, bir tıngırtı, bir cıvıltı, kuş gibiler. Evet. Yani benim demek istediğim, hani bazen insan böyle kalabalığın içinde bile kendini yalnız hisseder ya. Niye yalnız hissedeceğimiş Hacer ağa kendini? Onun kapı gibi abisi var burada. Sağ olsunlar, beni hiç yalnız kalmazlar. Misal, dükkanda yalınız dediler, koştum geldim. Sümbül, komutan getirmiş. Baharı, yeni başlangıçları müjdelermiş. Değil mi komutan? Doğru söylüyorum değil mi? Evet, doğru, doğru. Şey, ben izninizi rica edeyim. Daha sonra gene uğrarım. Hoşça kalın. Eh be Çelik, o olsun sana. Rezil rüsva oldum bu yaştan sonra. Komutan! Komutan, duruyor, dur. Bırak bu adam, bırak da gideyim. Buyur Hacı, ne vardı? Sen buyur komutan, azıcık konuşayım seninle. Tam 10 haftalık. Tüm gelişimleri gayet normal. Gerçekten büyük bir mucize. Mercan'ım, görüyor musun bebeğimizi? Görüyorum Ali'yim, görüyorum. Çok şükür. Daha çok küçük. Gördüğünüzden pek anlamayabilirsiniz. Yok. Hiç öyle değil. Biliyor musun doktor? Benim hayatta gördüğüm en güzel manzara bu. Bir dakika o halde. Saklayın. Gel bakayım. Şimdi size duyabileceğiniz en güzel sesi dinleteyim. Bebeğinizin kalp atışlarının sesi. Çok hızlı atıyor. Bir şey olmaz. Yok, gayet normal. Merhaba doktor hanım. Ben de bakabilir miyim? Çok merak ediyorum da. Ben çıkayım, Gülayşe gelse görse olur mu? Müsaade var mı? Tabii. Gel abi. Hani? Hangisi? Küçücük mercimek. Merhaba. Ben senin halanım, teyzenim, ablanım. Çok şükür. Çok küçük, çok tatlı, çok küçük. Çok seveceğim seni. Abi bunlardan hangisi ya? Ben göremiyorum. Lan bu işte. Nasıl güzel görünüyor, görmüyor musun oğlum?
Ha. Ulan be. Gördüm gördüm abi bak. Ulan amcasının güzeline bak ya. Amanın da amanın. Maşallah. Lan bir halt görmedin aslında. Bir de numara yapıyor. Abi nasıl görmedin bu işte? Evlat görüyor musun amcanı? Bak bak sahtekar amcana bak bir de rol yapıyor. Oğlum nasıl görmüyorsun lan şimdi işte baksana. Biraz dikkatli bakacağım var var. Şu değil mi çok çok güzel ya çok. Çok şükür Yüce Rabbim ya. 40 yıldır tanırım ben Hacer'i komutan. Bakışından, konuşmasından, içinden geçeni anlar. Hem de senin içinden geçeni anlamak için tanış olmaya gerek yok komutan. Cümle alemin önünde ayağını diyor zaten niyetini. Yapma gözümü seveyim hacı. Ne olmuş niyetime? Yani ben... biz şey... Hacer Hanım'la dert ortağı olduk. Zor zamanlarımda konuşuyor ve... bana destek olur sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun elbette. Benim dediğim hal başka bir hal komutan. Sen anladın beni. Hacı. Dert ortağından öte... kader ortağı olmak istiyorsun sen Hacer. Biliyorum. Doğru biliyorsun Hacı. Hayatımın geri kalanında... Hacer Hanım'ın da olmasını istiyorum. İste. İste ama usulünce, adabınca iste. Ben Hacer'in abisi sayılırım. Var madem böyle bir niyet. Önce gelip benim rızam alacak. Ben Hacer'le konuşacağım. Gönlü var mı yok mu bir soracağım. İşin oluru varsa sen de gelip kızı isteyeceksin. Mektebe giden çocuklar gibi bu hala yakışıyor mu size? Yusuf'un hatırına polise gitmekten vazgeçtim. Şimdilik. Ne istiyorsun karşılığında? Sen ve o sultan babamın evinden defolup gideceksiniz. Şşş. Ayça. Sadece evimizden de değil, etrafımızdan yok olacaksınız. Lan zaten senin en başından beri amacın buydu. Bizden kurtulmaktı, şimdi de fırsatını buldun değil mi? Ayça. Onlar gitmek istese de Ali izin vermez buna. Yapma. Eminim kara bir yolunu bulur. Size yarına kadar mühlet. Eğer buradan gitmezseniz polise gideceğim. Ayça. Bebeğimizin ilk fotoğrafı ha. Çerçeve yaptıralım mı? Ay daha neler canım. Görmemişim bebeği olmuş. E görmedik Mercan. Darısı sizin başınıza güler Ayşe. Amin. Amin. Biz 3 tane istiyoruz değil mi Barbar? En az. Müsait mi abi? Güler Ayşe. Tam sırası. Şimdi söyleyelim. Ne? Dükkanı kız. Onun aldığını. Tamam. Şey, çok umursamaz belki şimdi keyfi yerinde ha? Siz ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Abi. Abicim. Çino bizim köfteciyi satın almış. Bize kolaylık olsun diye de kirayı yarıya kadar düşürdü. Kızım. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen Gül Ayşe? Bizden uzak duracaksın dedim lan ona. Ne yapmaya çalışıyor? Bizi avcuna mı almaya çalışıyor? Ali bir sakin ol. Kabul etmedim zaten. Ya abi adam belli ki samimiyetle gönlümüzü almaya çalışıyor. Hem Mercan kabul etmemiş, sen bir sakin olsana ya. Değil, doğru. Ben inanıyorum. Sus Gül Ayşe, sus. Neyine inanıyorsun? Adam sadece oyun oynuyor. Siz de aptal gibi inanıyorsunuz. Abim. Bağışla, kusura bakma. Biraz sinirlerim bozuk. Adamın adını duyunca da çıldırıyorum ama. Ya görmüyorsunuz mu ya? Bu adam yüzünden birbirimize düştük. Barbar şu Cemal'i ara. Mercan siz de binin taksiye. Ali. Mercan hadi. Hadi. Gel abla. Hadi.
birleşir abi. Oğlum ne yapacağız ya? Yapılacak şeyi söyledi teyzem. Olmaz oğlum. Olmaz. Ben bir dedemle konuşacağım. Bu çözüm yolunu bulur bize. Merak etme. Oğlum adam askeri hakim. Yıllarca suçluları içeriye tıkmış. Ayça'nın yapmadığını yapar. Sultanı da beni de attırır içeriye. Hayır onunla da kalmaz, size de mesafe koyar sakladığınız için. Ali ile konuşsak? Oğlum Ali ne yapacak? Ali ne yapacak? Buraya kadar mı zıpkın? Yapacak bir şey yok kardeşim. Sultanı da alıp kaçacağım, gideceğim buralara. Saçmalama oğlum. Ali abi, bak sana baştan söylüyorum. Bu konuyla alakalı yapacağım son iyilik budur sana. Tamam kabul. Dediğin o kilitli odaya da bakacağız. Her yeri arayacağız. Ama bir şey bulamazsak abi bak bu olayı kapatacaksın. O adamın peşine bir daha düşmeyeceksin, tamam mı? Babam ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Ali senin abin mi? Hı hı, abim. O benim babamı sevmiyor. Olur bazen öyle şeyler. Sen abine hiç benzemiyorsun. Gerçekten mi? Ondan hoşlanmadım ama sen iyi birisin. Sessiz ol, tamam mı? Efendim Mercan. Of Mercan, ben sana hesap mı vereceğim? Attığım her adamı haber vermek zorunda mıyım ben sana ya? Bir hava alıp geleceğim işte. Geliyor. 6 köfte ekmek. 2 şalgam, 3 kola, 600 lira. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Lara, kuzum ne yapıyorsun sen? Müşteri öyle surat asılır mı? Güleceksin, gülümseceksin ki memnun kalsın, yine gelsin. Ah be Gül Ayşen. Abin seni kırmak ister mi hiç? Ya işte biliyorum, canı sıkkın. Allah'tan Barbar yanında da bir delilik etmesine müsaade etmez. Tamam ya, tamam sen stres olma, tamam. Barbar yanında dediğin gibi. Ne olursa olsun bugün güzel bir gün ya. Güzel bir gün, yeğenimi gördük ya. Ha, bugün güzel bir gün. Aa, hoş geldin Sare. Kolay gelsin komşular. Komşular, he? Vallahi ne iyi etti Zıpkın abim sana burada ev bulup. Vallahi. Geç, otur geç. Yok yok, oturmayayım. Yardım edilecek bir şey var mı? Hayır be, hiçbir şey yok. Bizim de bitti işimiz. Geç otur, hadi geliyoruz. İyi, tamam. Çino baba! Çino baba, geliyorlar. Çino baba geliyorlar. Gözcüler aradı şimdi. İstediğin gibi baba. Çocuklar yolu tıkadı. Tamam. Gölgesizleri deliğe sok. Gölgesizler deliğe! Hadi koşun! Çabuk gelin lan! Geç. Geç. Hadi 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 koşun, acele edin. Koşun. Hadi. Acele edin hadi. Koşun. Koşun. Koş.
hadi girin. Acele edin lan. Beni dinleyin lan. Herkes polise ne diyeceğini biliyor. Ağzından ezberlettiğimden başka tek bir şey duyarsam bu sobayı kafanızda kırarım lan. Duydunuz mu? Hadi çalışın. Yam yam. Pamir nerede? Arıyorum, telefonuna bakmıyor. Bilmiyorum baba, görmedim. Bağır bağır. Pamir baba. Pamir baba. Pamir baba. Pamir baba. Pamir baba! Pamir baba neredesin? Pamir baba! Pamir baba neredesin? Pamir baba! Paşam! Hadi hızlı olun biraz be! Çok az kaldı abi! Abim, yardım lazım mı? Yok abi, sağ ol. Abi geldiler. Ne güzel bir sürpriz. Boş yapma lan. Arayacağız her yeri. Hangi sıfatla? Polis sıfatıyla. Sebep? Sebep sensin. Daha ötesi mi var? Arama izni. Eskiden de nerede duracağını bilemezdin Ali. Hiç değişmemişsin. Cemal, çocukların kimliklerini kontrol et. Bakalım zorla çalıştırılan, dayak yiyen... Gel bakalım, toparla. ...tehdit edilen çocuk var mı? Kimliklerinize bakmam lazım. Hepsinin kimliği var. Kanunsuz işe tövbeliyim. İtibarım var mı ki? Ettiğin tövbenin bir kıymeti olsun. Toparlamışsın, daha iyi görünüyorsun. Ne gündü ama? Allah'tan tam vaktinde yetiştik. Yara önemli değil. Yeter ki can yerinde olsun. Eyvallah. Etrafa bakıp çıkacağız hemen. İşini engellemeyiz, merak etme. Estağfurullah. Alın bakalım hadi. Çocuklar temiz. Çocuklar. İçeride kimliği olmayan, zorla çalıştırılan çocuk var mı? Korkmayın, konuşun. Yok abi. Yok abi. Doğru söyleyin. Çino şantaj mı yapıyor yoksa size? Yok abi. Yok abi. Abi. Hadi. Etrafa bakıp gideceğiz hadi. Etrafa değil. Aşağı depoya bakacağız.
Demek daha önce benim depoma izinsiz bir şekilde girilmiş ve aranmış. Öyle mi komiserim? Kes lan. Neden aşağıda öyle bir depo var? Değerli atıkları koyuyoruz. İyi madem. Biz de görelim o değerli atıkları. Bu pek etrafa bakıp gitmek gibi olmuyor ama Barbaros. Cemal, izin kağıdını göster. Gerek yok. Buyurun. Yürüyüşe çağırmakla ne iyi ettin komutan. Pek iyi geldi. Ayaklarım ağrıyordu kaç gündür. Biraz baş başa kalıp konuşalım istedim. Doktorlar da bangır bangır her yerde diyorlar zaten. Yürüyün, yürüyün, yürüyüşe iyi gelir diye. Hele bizim yaşımızda daha iyi. Evet, doğru tabii. Özellikle de yanında sana eşlik eden biri olunca. Değil mi? Bu havalarda da dikkat etmek lazım çünkü bir sıcak bir soğuk. Terlersen, rüzgar da eserse hasta oluverirsin, üşürsün. Halimallah, hele bizim yaşlarda hapı yutarsın. İyileşebilirsen çok zor. Ne var canım yaşımızda? İkide biri bunu söyleyip duruyorsunuz. Zımba gibiyiz biz, zımba gibi. Biz yürüyüşte yaparız, tatile de çıkarız, evlenir, yuva da kurarız. Ne? Ne dediniz siz komutan? Evleniriz dedim. Var mı bir itirazınız? Yani eğer bir itirazınız yoksa, sizin de gönlünüz varsa ben sizinle evlenmek istiyorum. Önce size sormak istedim. Sonra gelip usulünce ailenizden sizi isterim. Hacer Hanım. Hı. Evet, bir cevap verseniz. Yani. Ya ben... Bilmiyorum ki. Çocuklar ne de? Sizin gönlünüz varsa çocuklar da evet der. Gördüğünüz gibi her odada aynı şeyler. Aradığınız artık her neyse burada değil. O odaya da bakacağız. Orada da aynı şeyler, atıklar. Niye gitti o zaman? Bakır değerli, çalınmasın diye. Aç şu kapıyı. Boşu boşuna. Aç şu kapıyı, aç. Aç. Ne görmeyi umuyordunuz bilmiyorum ama aradığınız şey burada da değil. Yanlış odaya girdin. Aa, yardım edin lan! Ölüyorum lan! Yardım edin! Aa. Lan kareyi değil, açın kapıyı! Açın ne olur, yardım lazım. Hiçbir insafınız yok lan size. Acıdan ölüyorum burada, yardım edin. Açın, açın şu kapıyı! Kareyi değil, açtım sana! Ah!
Neyin var lan? Ne kıvranıyorsun? Şşş. Sana diyorum lan. Ne kıvranıyorsun lan? He? Şşş. Neyin var lan? Şşş. Sana diyorum. Ne kıvranıyorsun lan? He? Ne kıvranıyorsun? Bırak lan. Bırak lan. Berkan geri çık. Bırak lan. Dikkat et. Berkan geri çık dedim sana. Berkan dikkat et. Abi hadi. Bak her yere baktık hiçbir şey yok. Hem kızlar bizi merak ediyor. Hadi çıkalım da onları arayalım. Sen yıllarını cezaevinde geçirince anlıyor neyin ne olduğunu. Kanunlara riayet ediyor. Barbar, duydunuz mu? Neyi duyduk bu abi? Neyi abi? Gayipten sesler duymaya başladıysan işin zor Ali. Abi, bak her yere baktık. İçeriden çöpten başka hiçbir şey yok burada. Yapma hadi. Hadi. Ben kanunsuz iş yapmam. Merak ettiğiniz, kurcalayacağınız başka bir yer yoksa ben geçireyim artık size. Yapacak işlerim var. Hadi abi hadi. İyi günler. İyi günler. Hadi abi. Abi hadi. Bunu çıkartalım. Parkta fazla koşup yorulmak yok, tamam mı? Sonra babam bana kızar. Sadece salıncağa binip kayacaktan kayacağım. Tamam, anlaştık. Bunu da giyeyim. Hoppa. Evet, hadi gidelim.
Sultan. Çino'nun evinde. Sabit abi. Bak ben çocuk için geldim. Yemin ederim 5 dakika uğradım sadece. Sultan Çino'nun evinde. Ya Sabit abi anlamıyor musun? Çocuk hastaydı, onun için geldim. 5 dakika uğradım sadece diyorum ya. Kimseye bir şey söyleme lütfen. Kimseye bir şey söyleme Sabit abi. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Telefonda sesinden anladım ben bir şey olduğunu. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Oldu Salim. Geçmişin günahları yine dönüp buluşup bizi buldu. Teyzem. Karaylı Sultan'ın işlediği bütün suçları öğrenmiş. Ne? Nasıl? Seyfi. Bizimkiler kendi aralarında konuşurken onların sesini kayda almış. Ses kaydı da teyzemle. Karaylı Sultan mahalleden gitmezse ses kaydını polise verirdi. Hayda. E ne olacak şimdi? Gidecekler mi cidden? Sultan'ı bilmiyorum da Kara... Oğlum dur diyorum, bekle diyorum, bir yolunu buluruz diyorum, bir şey yaparız diyorum. Dinlemiyor beni. Mesele dönüp dolaşıp ucu bize dokunur diye, bir zarar görürüz diye korkuyor. Gidecek. Kararlı. Of. Hiç bitmeyecek değil mi? Hep böyle dert üstüne dert gelecek. Bitmeyecek Salim. Bitmeyecek. Bu sokağın kiri çamuru bir kere bulaştı ya bizim yüzümüze. Artık bıçakla kazısam da çıkmaz bunun izi. Çocuktuk aynı. Büyüdük hala aynı. Biz beraberiz, birlikteyiz. Yan yanayız, daha ne isteyelim diyoruz dedikçe bir şey oluyor. Bir şeyler sebep oluyor. Birileri gelip bizim ayağımıza çelmeyi takıyor. Ya yerimizden yurdumuzdan oluyoruz. Ya da birbirimizden ayrı düşüyoruz. Nefsiyle mücadelemizde galibiz. Şükür. Sabrın talimidir çünkü oruç. Ruhaniyet ve nefsaniyet bir terazinin iki kefesi gibidir. Biri azalıverir mi öbür taraf ağır çekmeye başlar. Fani doyumdan uzaklaşmayan gönül baki doyuma ulaşamaz. Oruç da kişiyi bu dünyevi doyumdan uzak tutan ruhun giydiği bir ihramdır adeta. İhram nedir hacı amca? Kutsal topraklara ibadet için giden her müminin uyması farz olan kurallardır delikanlı. Oruç da bu kutsal ve mübarek ayın ihramıdır. Kişiyi yalandan, haramdan, kötülükten, beladan koruyan bir kalkandır. Ne güzel söyledin hacı efendi. Işığıyla, bereketiyle geldi Ramazan.
Allah darda olanlardan merhametini esirgemesin. Amin. Benim torunuma Hacı amcan iftardan sonra kahveye bekliyor çocukları dedim. Kıssa da anlatacak mı dedi. Fırladı kalktı. Terabiye daha vakit var. Bugün kıssa değil de masal anlatıvereyim o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Yüce Dağlağın ardında adı meçhul bilinmez bir diyar varmış. Burada yaşayanlar ya çok zengin ya da çok muhtaçmış. Güçlü olan, kuvvetli olan dönüp bakmazmış düşkün olana. Kader, başa giren çekilecek de bir yardım eli uzatmazmış. Bu diyarda birinin cebi, ötekinin yüreği dolu iki komşu varmış. Ama ikisinin de gözü birbirlerini görmezmiş. O vakte kadar ni selam ni sabah. Cebi dolu olan böbürlendiğinden görmezmiş öbürünü. Yoksul olan da yokluktan, dertten, tasadan kafasını kaldırıp da etrafına bakamazmış. Derken mübarek Ramazan gelmiş. İlk iftar sofraları kurulmuş. Büyük adamın sofrası da kendisi gibi büyük. Keten örtüle, gümüş kaşıkla, kuş sütünden müstesna yemekle, açla. Böyle sofranın başı kalabalık olur. Büyükle eşrafından ziyaretçisi bol olur. Yoksul adamın da sofrasında yalnız çoluk çocuk. Allah ne verdiyse onu bölüşüp yiyecekler. Örtüyorsa kağıt serecekler. Kaşık yiyorsa elle yiyecekler. Derken ezan okunup oruçlarını açmak için birer yudum su içeceklerinde kızılca kıyamet kopmuş. Varlıklı olan kişinin evini mahşer yangını gibi alevler sarmış. O mübarek iftar sofrasından bir yudum su dahi içemeden evinden barkından olmuş varlıklı kişi. Yoksul kişi açmış ona evini, buyur etmiş sofrasını. Normalde varlıklı kişinin burun bükeceği aşını ikram diye koymuş önüne. O gün o sofrada iki ailenin de karnı doymuş. Yoksul olan kişi ferah, varlıklı olan da tevazunun getirdiği olgunluğa erişmiş. Ağzına sağlık Hacı amca. Ağzına sağlık Hacı amca. Ağzına sağlık Hacı amca. Ağzına sağlık Hacı amca. Sizin o güçlücük pırıl pırıl yüreklerinize sağlık çocuklar. Ya yeter Mercan, yeter ya. Çocuğu hastalanmış, rica et de bakar mısın diye içine. Bu kadar. Sen çocuk baktın ha? Gözlerim yaşardı vallahi. Belki benim de bir kalbim vardır Mercan. Aa! Ay daha önce görmedik ya, ondan şaşırdım. Bana bak. Bak bu defa Ali'ye söylemiyorum. Ama bir daha o Çino'yla görüşürsen kendin derdini anlatırsın Ali abine. Abi! Abi yok, burada da yok. Lan! Lan nasıl kaçar lan el kadar çocuk elinden? Elin armut mu topluyor oğlum senin? Lan gölgesizlerin üzerinden gözünü ayırmayacaksın demedim ben sana? Kardeşi burada. Onu kurtarmak için polise giderse biteriz. Koş lan. Koş. Bul şu çocuğu. Koş! Değiştirsek burayı. Bakalım. Yok ama aynadan şey oldu, onu daha yüksek oldu. Bu daha iyiymiş. Bunu buraya koyalım. Buraya koyalım bakalım. Yok o zaman da. Yok kız, bunu bu sefer kapatıyor bu. Yok yok, ilk yeri daha iyiymiş bunun. Buraya bakalım. He, böylesi daha güzel. Allah. Sen. Bugün başka bir heyecanlısın sanki. Duramıyorsun yerinde. Yok kızım, ne heyecan, ne olacak? Ben işte etrafı bunları düzeltip dokluyorum. Öyle daha güzel görünür diye kızım. Valla dükkanda da yoruldun o kadar, şimdi de oturmuyor. Hayır olsun valla. Hayır kızım, ne olacak dükkanda çalışma?
insan dükkanın bereketi olsun yeter ki. Ben hiç yorulmadan çalışırım bütün gün. Amin. Yani neredeyse çıkacaktık dükkandan Ali abim dedi diye. İşsiz kalacaktık. Ne hala da ne yapacağı belli değil. Ay ay. Selam. Hoş geldin ablam. Aliler nerede? Kahvede. Bir şey konuşmamız lazım. Bana bak. Bana bak, siz yine benden bir şey saklıyorsunuz ha. Ne oluyor? Benden de. Benden de. Bakın bir şey saklarsanız vallahi çok fena olur ha. Ya yok, Sultan'la alakalı bir şey. Bir şey yok. Üstüne bir şey giy de gel. Hadi. Allah Allah. Allah Allah. Aman neyse. Ben bir şey sormak istiyorum Hacı amca. Buyur güzel kızım. Sor bakayım, soracağız sen. Anlattığım masaldaki yoksul kişi komşusuna yardım etmeseydi ferah eremeyecek miydi? Selam alıp verenin, lokmasını üleşenin, darda kalana kapısını açanın ocağı bereketli, yüreğe ferah olur kızım. Ağzından çıkan söz, yüreğinden geçen iyi niyet Allah rızası içinse elbet sonu hayra çıkar kızım. Söyle. Abi, gölgesizlerden biri firar etti. Ne? Çocukları saldım. Tüm sokakları tuttuk. Buradan çıkamaz. Ama olur da çıkarsa polise gidebilir. Kardeşi elimizde. Onu kurtarmak için gider. Sen otur, ben geliyorum. Gölgesizler zaten serbest dolaşmıyor mu Allah'ın cezası? Polise gitti işte. Yoksa niye kaçsın? Ben gelene kadar bul onu. Ne diyorsun Kara? Nereye gideceğiz? Ben hiçbir şey anlamadım. Kimseye bir şey söylemeden apar topar niye gidiyoruz biz ya? Sultan, Ayça biliyor. Her şeyi biliyor. Ayça mı? Ayça ne alaka? Neyi biliyor Ayça? İşte benim Menderes'i öldürdüğümü, senin çatalı öldürdüğümü her şeyi biliyor. Nasıl biliyor? Kara nereden biliyor? Ya biliyor işte, bir yerden biliyor. Karıştırma orasını artık. Tamam. Bir an önce çekip gitmezsek Ayça polise gidecek. Fazla eşya alma. Bir an önce çıkmamız lazım. Aliler gelir birazdan kahvede. Abi bak. Lan ben sürekli çocuğun peşinden koşar gibi senin peşinden mi koşacağım ya? Başına bir şey gelmesin diye daha ne yapacağım? Ne kadar uğraşacağım abi? Bir haber aldı oğlum. Yüzü düştü. Kötü bir haber aldı. Bir şeyler dönüyor ama anlayacağız. Allah'ım yarabbim. Abi beraber gitmedik mi Çin'in mekanına? Her yere bakmadık mı? Çerden çöpten başka ne vardı Allah aşkına ya? En sen bana söz vermedin mi? Bir şey çıkmazsa bu adamın peşine düşmeyeceğim demedim mi? Bir şeyler dönüyor Barbar. Çin'in yüzünde gördüm. Bir Gül Ayşe, bir sen abi. İkiniz kadar inatçı insanlar görmedim ben hayatımda. Thank you.
Neredesin sen? Devam ediyoruz abi çocuğu aramaya. Yam yam peşinde. Enseler birazdan. Neredesin? Nerede? Ay bana bakın. Sultan olayını Ali duymasın Çino'ya gittiğini sakın ha. Tamam mı? Tamam kızım. Olur mu hiç öyle şey? Oğlan zaten şurasını gelmiş. İyice dellenir. Vallahi ben hiç karışmam konuşmam zaten ya. Hiç bana ne? Bunun adı neydi kız abla? Kız Çile Çile. Çile ne ya? Çile olur mu? Baksana ne hale gelmiş. Çile işte. Yok mu? Yok abi, yok. Hiçbir yerde yok. Bu kadar adam, bir küçük çocuğu bulamadınız. Lan orada! Abi çocuk! Lan seni bir elime geçirirsem bacaklarını kıracağım! Dikkat edin, siz de. Kendine de bizimkilere de iyi bak ha. Ben ne bakacağım ya? Gelir kendin bakarsın. Zıpkın, Ayça bizi ne evde ne mahallede görmek bile istemiyor artık kardeşim. Bizim sultanla gitmemiz lazım. Ama bak sen dedeni buldun. Sağ olsun size bir ev açtı, bir ekmek teknesi açtı. Mercan sıcacık bir yuvada doğuracak yeğenimi. Bizim kimsenin huzurunu kaçırmaya hakkımız yok. Kara haklı. Ben de nihayet sıcak bir yuvam oldu diyordum ama nasip. Sen önceden abimle konuş olur mu Zıpkın? Çok üzülmesin. Ne üzülmesi ya? Ben kahroluyorum burada. Abinin ciğeri sökülecek. Sare, sen avutacaksın artık bunu ha. Ben yokken. Tamam, hadi sen de affet artık şu çocuğu da. Aklım sizde kalmasın gider ayak. Sen merak etme. Hadi. Dikkat et. Siz de. Allah'a emanet. Siz de. Soracağım sana ya. Sen merak etme falan derken affettin mi beni? Durumdan faydalanmayın Zafer Bey. Ya abi sen polis olsaydın be ha? Madem bu kadar meraklısın dedektifçilik oynamaya ha? Polis olsaydın. Abi ne yapıyorsun? Önüne baksana abi. Abicim. Şişt, abi. Abim iyi misin? Abim. Abim iyi misin? Ah be aslanım ya. Öyle atlanır mı lan yola? İyisin çok şükür. Şişt, korkma. Korkma. Sana bir zarar vermeyeceğiz. Korkma abi.